Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 1-7 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Yeni yılınız tabii ki güzelliklerle kutlu olsun. Bakalım bizlere neler getirecek bu sene diyelim. Geçen seneyi çok sevmedik. İnşallah bu senemiz daha güzel olur. Astrolojik olarak konuşmayacağım arkadaşlar 2024 için. Hiç niyetim yok. Yani herkes durumu farkında aslında bence. Evet bu hafta kahve falınızda bakın şu şekilde görselleriniz var. Şimdi buradan neler çıkar? Buradan başlayalım anlatmaya neler çıkıyor. Öncelikle iş ve para konularından bahsetmek istiyorum. Yani maddi kaynaklarınızla alakalı neler var diyebiliriz. Pazartesi günü yatar pozisyonda görünüyorsunuz ama salı bildiğin böyle üç kişi kafa kafaya vermişsiniz. Dışarıdan da bir kişiyle iletişim halindesiniz ne olacak ne bitecek bu karışıklığı nasıl çözeceğiz dediğiniz bir mevzu üzerinde duruyorsunuz. Buradaki konuşmalarda çok şey yok. Denk olduğunuz kişilerle konuşma yapıyorsunuz ve sanki hani havada kalmış bir konu da artık bu bize sıkıntı yaratıyor. Bizim bunu çözmemiz lazım dediğiniz bir konuyu adım atmak adına ortaklaşa karar vermek adına da olabilir. Bir şeyleri konuştuğunuz, tartıştınız, düşündüğünüz görünüyor. Burada e, dışarıdan bir kişiyle iletişim dedim bir erkek olarak görünüyor. E, bir kişiden destek almak olarak değerlendirebilirsiniz. Sanki telefonla böyle arıyorsunuz bu konuyla alakalı destek olur musun dediğiniz birisi var. Ve o kişi de aslında destek olacak görsellerinde çıkıyor. Sözünüz aslında pazartesi günü mesela şey pazartesi diyorum salı günü böyle biraz yüzünüz e, buruşuk hani şey gibi hmm, olur mu ki ya? Hani umutsuzluk da var böyle acaba ya işte bir bir can sıkıntısı böyle göz ağrısı gibi böyle sanki bir ekrana bakar gibi bir görseliniz de var. Ama burada ne yapıyorsanız sıkıntılı da olsanız salı gün çarşamba günü özellikle çok güzel, temiz bir e, evrak ya da konuşma yapacağınız görselleri var. Sakinlik var. Üzerinde bir e, aslan görseli aslında e, ön planda olacağınız e, ben diyerek yapmaya çalıştığınız mevzuda da başarı elde edeceğinizi bize gösteriyor. Çünkü bakıyorum çarşambadan sonra perşembe bir gün. Sanki bir üst yönetici gibi bu böyle ya da sizden mevki olarak yüksek birisi ya da almayı düşündüğünüz bir kişi yaşça büyük bile olabilir. O kişinin önünde durmuş, ondan beklenti içinde görüşmeler yapıyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Burada dediğim gibi sizden yaşça büyük biri bile olabilir ağır giden bir sürecin üstünde görünüyorsunuz o da sizde yani böyle yavaş yavaş oluyor ne yapıyorsanız ağır ağır oluyor ve siz bu duruma çok ıı, gıcıksınız yani çok rahatsız olduğunuz bir konu hızlıca çözülmesini istediğiniz bir mevzuda gene ağır kanlı bir kişiyle konuşma yaparak önünüzü açacaksınız burada perşembe günü e, aslında hafta başından beri uğraştığınız konuyla alakalı bakın önünüz açılıyor rahatlıyorsunuz ferahlıyorsunuz ve bu sıkıntıların hepsini atlatıyorsunuz hafta sonuna yol planları şurada gördüğünüz gibi haberle gelecek yol virgül çektiğiniz bir süredir ertelediğiniz ötelediğiniz bir yol da önünüzde görünüyor yani sözünüzü başarmak istediğiniz bir konuyu başaracaksınız konuşarak fikir alarak mücadele ederek çözeceğiniz konular olarak görünüyor. Aslında haftanın en sıkıntılı tarafı bu maddi konular arkadaşlar. Özellikle salı günü çok mutsuz olabilirsiniz ama çarşamba, perşembe hatta cuma çok daha keyifli, rahatlamış, huzurlu görünüyorsunuz. İlişkilerde neler var? İlişkilerde şöyle çekeleneceğiniz bir hafta sizden beklenti içinde olan partnerler var. Sanki pazartesi böyle yattığınız yerden zorla kaldırılıyorsunuz. Hani birisi başınıza dikilmiş, elini böyle uzatmış, zorla zorla sizi bir yola götürebilir bir yerden bir yere alıp götürebilir hani böyle önünüzde durmuş kalksana diyen bir kişi çevrenizde küçük küçük konular sorunlar bilinmezlikler var ama pazartesi özellikle bir kişinin ittirip kalktırması bile diyebilirim yani böyle ite kaka sizi kaldırdığı bir alan var. Oradan sonrasında böyle biraz salı günü konuşmalar, görüşmeler çevrenizde böyle belirsiz insanlar olarak görünüyor. İlişkiler olarak bakacak olursak pazartesi iletişime geçersiniz, salı çarşamba bir duranlık olur. Ama çarşambadan sonra sanki partnerinizle siz de bir konuda karar veremiyorsunuz. Hani oturup şunun kararını verelim dediğiniz bir konu hatta çevrenizde gene e, fikir alabileceğiniz kişi iki kişi daha var. Sanki oturmuşsunuz, burada direkt akrep görseli var tertemiz. Sanki oturmuşsunuz böyle bir yol ya da e, başlangıç bir şeyin başlangıcı ile alakalı karar vermeye çalışıyorsunuz. Çevreden de destek var. Yalnız ne oluyorsa perşembeden sonra bakın öyle bir çekiştirilme var ki, bir kişi buradan kolunuzu tutmuş çekiştiriyor. Bir kişi buradan kolunuzu tutmuş. O sizin kolunuzu tutan kişine başka bir kişi kolunu tutmuş. Hani insanlar böyle sanki çevrenizde hadi şunu yapalım diyecekler. Hadi gel diye çekelecekler. Hani böyle çekelenme durumları var. Bir oradan birisi çekiliyor bir buradan birisi çekiliyor. Özellikle perşembeden sonra cuma cumartesi hatta pazara kadar devamlı bir çekiştirildiğiniz beklenti içinde olan topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Çünkü aile arkadaş neyse karışıklığın içinde görünüyorsunuz. O oradan çekiliyor o tarafa yöneliyorsunuz. Bu taraftan başka birisi çekiliyor, çekiliyor başka bir tarafa yöneliyorsunuz. Hani bir oraya bir buraya gittiğiniz yerler var. Özellikle bu insanların içerisinde M harfi Manisa'nın M'sinde olan kişiye çok destek vermeniz gerekecek. Partner bile olabilir. Allah'tan pazar günü bu karışıklık ya da bu işte böyle döne dolana döne dolana yapmaya çalıştığınız şey neyse temiz görsellerde sonuçlanacak olarak çıkıyor arı gibi bir oraya bir buraya. Şimdi burada bakıyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolunuz var yani düşünün. Bir yoğunluğunuz olacak. Hanede bu yoğunluk. Ya da ilişkilerde bir yoğunluk, bir yerlere, insanlarla devamlı konuşa 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 yapacağınız, sonuçlandıracağınız bir iş var arkadaşlar. Hafta sonu yoğun, net yoğun. Bir yerlere gitmek değil, olan alanı toparlamak. İlişkiler derseniz şurada bir küçük görsel var hani böyle dudak dudağı görsellerinde çıkmış. İlişkilerde ben bu hafta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genel çevre ile alakalı konular çok aktif olur. İlişkilerde de sakinlik olur. Özellikle hafta sonu daha yakın, daha bir arada olma, daha birlikte olma durumunuzda söz konusu olabilir. Görselleri var. Bir de şunu şuradan şöyle bir ittirelim bakalım tabağımızdan neler çıkacak. Hızlandırayım ben biraz süreci. Şöyle buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Evet, ailede özellikle hafta sonu topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Bakın ön arkalı konuşmalarda sakinlik var. Fikirsel olarak bağdaştığınız konular var. Bu hafta ilişkilerde aslında güzel geçecek bir haftanız var. Karşınızdaki kişinin böyle aklının bir köşesine takılmış olan konular var. Fakat bunları sizinle paylaşmayacak bile kendisi çözmeye çalışıyor. Daha düz baktığınız, daha birbirinizi gördüğünüz hani olur ya kafada parasal sorunlar olur, işiyle alakalı sorunlar olur da o an o ilişki ya dur şimdi ilişkiyi bırak diyeceğimiz döngüler oluyor ya bu hafta aslında öyle değil daha çok böyle gözünüzün içine seven seven bakan bir ilişki tarzı bu hafta daha mümkün görünüyor. E, parasal konularda baktığımız zaman aslında pazartesi salı yatar pozisyonda duruyorsunuz bu yatar pozisyon bir şeye adım atmak istememe bir karar verememe kararsız kalma iki bu iki anlama gelir ama ondan sonrasında parasal konularla alakalı sanki elinizde böyle bir Kılıç almışsınız önünüze gelene inat ettiğiniz bir konu var çünkü önünüze gelene bu kılıcı sallıyorsunuz çarpan yok önünüz açık sadece hani risk almak istemediğiniz konularda çevrenizdeki insanları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Biraz ben diyeceğiniz topluluklara girerek ben bunu başaracağım diyeceğiniz konular görünüyor tam ortada bir ç harfi çıkmış ilişki görsellerinde çıkıyor biraz bireysel olabilir ama. Ç harfi olan bir sevgiliniz varsa bu hafta tüm karanlık koşullara rağmen ilişkinizde çok güzel bir hafta olacak diyebilirim arkadaşlar. Evet dediğim gibi yani parasal konu bakın şurada da bir parasal konu var borç olarak görün çok arada kalmış. Bu haftanın konusu kesinlikle olamaz. Olsa da çözüm bulunmaz. Çevresi karanlık görsellerinde çıkmış gördüklerimi sizlere anlatmaya çalıştım. Hayatınıza sizi tabii iyi ve kötü olarak yansıtabilirsiniz. Bu hafta dediğim gibi güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli olun. En önemlisi o. Güzellikler sizi bulsun. İyileri bu atalım, kötüleri devrene gönderelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.